Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Tekirdağ'da Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kara İsmailoğlu, Mavi Vatan'ın kıymetini çok daha iyi anladıkları bir tarihi dönemeçten geçtiklerini belirterek, denizlerimizdeki hakimiyetimizi dünyaya göstermek, bizler için son derece kutsal bir vazife haline dönüşmüştür, dedi. Mavi Vatan'ımızın kıymetini çok iyi biliyor. Çok önemli bir tarihi dönemeçten geçiyoruz. Denizci bir millet olarak üç yanımızı çevreleyen denizlerimizdeki hakimiyetimizi dünyaya göstermek bizler için son derece kutsal bir vazife haline dönüşmüştür. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine verdikleri desteği tüm ulaşım modlarında yaptıkları projelerle sürdürürken, denizlerinde odak noktaları olduğunu vurgulayan Bakan Kara İsmailoğlu şu bilgileri verdi. Karada, havada, demir yollarında son 18 yılda yaptığımız reform nitelindeki çalışmalar arasında denizcilik konusunda yaptığımız işler hep ayrı bir önem taşımıştır. 2003 ile 2019 yılları arasında deniz yollarımızdaki büyümeyi şu rakamlarla açıklayabiliriz. Tersane sayımız 37'den 83'e yükseldi. Dış ticaretimizdeki deniz yolunun miktarı 57 milyar dolardan 222.1 milyar dolara ulaştı. Türk sahipli deniz ticaret filosu 8.9 milyon deadweight tondan 29.3 milyon deadweight tona ulaştı. Limanlarımızda elleştirilen yük miktarı 190 milyon tondan 484 milyon tona ulaştı. Elleştirilen konteyner miktarı 2.5 milyon TEU'dan 11.6 TEU'ya ulaştı. Deniz yolu ile gerçekleşen dış ticaret taşımaları 149 milyon tondan 353 milyon tona ulaştı. 9 adet olan RORO hattı 25'e yükseldi. Uluslararası düzenli RORO hatlarında taşınan araç sayısı 220.345'ten 591.734'e yükseldi. Kabotaş hatlarında taşınan yolcu sayısı 99.8 milyondan 150.3 milyona ulaştı. Kabotaş hatlarında taşınan araç sayısı 6.2 milyondan 13.4 milyona çıktı.